Şefik. Hasımlıktır. Herkes herkesi vurur. Ama benim kardeşim kahpece kandırılmış, tuzağa çekilmiş. Sen vurmuşsun, başkası vurmuş. Allah'ınızdan bulun. Benim kardeşimin zaten ölesi vardı. Kaderi böyleymiş. Eceli bu kadarmış. Ama kahpeliği affetmem. Bana o kısmını anlat. O Sezai iti nerede? Ha buralar döydü. Nereye döydü? Sezai şerefsizimi satmış tipi. Ya canım Sezai öyle bir şey etmez. Kim diyor hani? Açtıracağım seni ciğerine. Ulan bulun şu iti. İlyas. Sağ ol kardeşim. Bir ömür başımın tacısın. Macit'in oğluna gelince sözüm var, canını bağışladım. Abla, Hakan seni evine götürsün, gerisiyle biz ilgileniriz. Tamam, tamamdır ya. Yok bir şey, sıyırmış işte. Haydi. Reis ikidir, üçtür. Bunu kuzenleri muzenleri arıyor. Şimdi de amcası arıyor. Aç görüntülü. Gel benimle. Sağ ol kaka. Söylediğim gibi seni en sona bırakacağım. Zor. Anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Biz şerefsizlerle anlaşmayız. Thank you.
Nereye? Odama. Zeyno uyuyor mu? Yeni uyudu. Gel hele sen gel. Gir içeri geç otur şöyle. Sen de. Bu ne demek? Benim haberim olmadan kafanıza göre plan yapıyorsunuz. Hı? Sırf milletin yanında rencide olmayasınız diye uzatmadım. Kötü mü oldu abi? Bizim amacımız Şefi'yi almaktı. Üstüne bir de haini ortaya çıkardık. Kötü mü oldu? Hain kimmiş? Ciğerim Sezai Hatice'm. Allah o İdris'in cezasını... Verdi, verdi. Emin abla gereğini yaptı. Gereğini yaptı derken? Sıktı. Yok bacağına bacağına. Burada bir şey konuşuyorum. Dedikodunuzu sonra yaparsınız. Amca iyi ki sana söylememişiz. Eğer söyleseydik... Sezai'yi hemen açıp onlara yetiştirecekmiş. O zaman ne Şefi'yi alabilirdik ne de... Sezai ortaya çıkardı. Doğru ya. Ben herkese konuşuyorum. Ha? Abi şimdi biz sana konuşuyorsun demedik hani. Konuşabilirdin yani. Ama şimdi bir gün İshak aramıza katılıyor. Öbür gün Sezai aramıza katılıyor. Hani şu mevzuları bir çözebilirsek belki bir yol kat edebileceğiz yani. O İshak dediğin Yamanların hayatını kurtarmış. Volkan'ın ekibi Yamanların evine saldırınca İshak yardıma yetişmiş. Bize ne abi? Bizim mi hayatımızı kurtardılar? Bize ne? O Yaman kim ya? Yavuz vurulmuş demiş Bahar. O zaten gebersin. İlyas, sana göre herkes gebersin. Şu radolara bir yoğunlaşabilsen. Bir plan yapıyorsunuz madem, haberim olsun ki arkanızı toplayabileyim. Bilsem Sezai elimizden kaçmamış olurdu. Düşer düşer. Yarın öbür gün elimize düşer. Kim kim? Sezai kim? Taktı arkadaşım. O kim, bu kim? Hedefte sen varsın sen. Anlamıyor musun? İki araba sana sıkmaya gelmişler. Yarın 10 araba gelecekler. İnşallah. La havle ve la kuvvete. Amca, bu Haşmet Fatalı ile ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun? Tam bir şeye karar veriyorum. Karısı geliyor İdris'e sıkıyor. Ne diye Emine ablayı çağırıyorsunuz? Ha? Ne demek kadının elini kana bulamak? Abi, sen de söz verdin ya. Haini bulacağım. Getireceğim, karşına oturtacağım dedin ya abi, demedin mi? Dedim İlyas, acısı olan birine öyle cevap verilir. Gel adam vur denmez. Abi sen neyin peşindesin ya? Ya kadın İdris'in kafasına sıkmamış ki, sen daha ne istiyorsun? İdris ölsün, Yaman ölsün, Yavuz ölsün. Hatta sana kalsa Haşmet de ölsün. Kim kalsın kim? Ben o Haşmet konusuna daha gelmedim. Ama ilk toplantıda kafasına sıkılmasını oylayacağım doğrudur. Bu vesileyle senin de haberin olsun. O elin bir kalkmasın. Ben sana yapacağımı bilirim. Sen ne diyorsan bana uyar amca. Uyarmış sahtekar. Birini öldürmek olsun da sana hepsi uyar zaten. Ya ne yapacaktık baba? Gelip evimize ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Biz de elimiz cebimizde hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacağız? Aferin Mihir'im. Bu yeğenimin delikanlılığını herkes örnek alsın. Amcasının hatırına
Bir kere de düğününden de vazgeçti, sevdiğinden de vazgeçti. Kendini ortaya attı kendini. İlyas'ım, eğer bana hatamı telafi etme fırsatı verirsen ve tabii dayı da uygun görürse Haşmet Façalı'ya ben sıkarım. Kafayı mı yedin kocam? Boş boş konuşuyorsun, ne sıkması? Ömür'ün Behzat'ın abisi Emine Hanım'ın kocasına mı gidip sıkacaksın, öyle mi? Hatice'm, İlyas'ın bu duruma düşmesin diye ben bu görevi üstleniyorum. Hay Allah'ım ya. Kalk Mine, kalk. Belli ki bunların karnı acıkmış, yiyecek adam arıyorlar. Sahuru hazırlayalım. Olur abla. Bana bak lan. Bir daha ağzından öyle bir şey duymayacağım. Tamam dayı. Sen kim diyorsan o sıksın. Ulan bütün düşmanlarımız bitti. Akrabalarımızı öldürmek için çöp mü çekeceğiz? Bu konu benim konum. Kimsenin girmesine gerek yok. Ben bu masanın lideriyim. Ve gereğini yaparım. Ya bir düşün düşün. Bak, onca zaman masayı yönettiniz. Sana ya da Ünal Kaplan'a. Herhangi bir masa üyesi. Kafa attı mı? Atabildi mi? Aile meselesiymiş değilmiş fark etmez abi. Sen benim sorum cevapla. Ünal beni öldürmek istedi. Ertesi gün gidip masasına oturdum. Ben Ünal'ı öldürmeye plan yaptım. Beni kendisi masaya oturttu. Bu işler öyle kafana göre ya da aldığın darbeye göre olmuyor İlyas Bey. Tamam abi. Masayı sen yönettiğin zaman öyle yaparsın. Bana bak lan. Eğer o Haşmet'in aleyhine o elini kaldır. Vallahi amca kusura bakma. Ben hiçbir amcamın aleyhine el kaldırmam. Eğer o elimi kaldırmamı istemiyorsan... gelirsin masanın başına, sen geçersin. Kalkın gidin lan. Asabımı bozmayın benim. Defolun. Sen ne bekliyorsun? Ne emredersen dayı. Ben bir aile faciasını önlemek için buradayım. Müsaade edersen ikimizin arasında kalsın. Ben diyorum ki siz öğlen kalkana kadar ben gidip bu Haşmet Façalı işini halledeyim. Lan defol git. Defol git, ezmeyeyim şimdi seni baka. Dayı, sen tok karnına bir daha düşün. Sahurda eğer olur dersen bana göz kırp, ben mesajı alırım. Lan sizin yüzünüzden gözümü kırpacak hal mi kaldı? Defol git lan, defol git lan! Adam vurmak sana mı kaldı Emine? Ne demek sana mı kaldı Haşmet? O İdris dua etsin, Hızır'ın mekanındaydık da kafasına sıkmadım. Hala ciğerim Sezai yapmaz öyle bir şey deyip duruyor. Sen niye gittin oraya ha? Bunlara bakmaya mı gittin? Behzat Efendi. Vallahi şimdi hiç kusura bakma abi. Ben sana dedim, o Sezo'ya güvenilmez, kaypaktır diye. Ha dediğim çıktı. Dediğin çıktı. Sezai'ye sıksaydın o zaman, ha? Sezai nerede, Sezai? Her tarafa baktık dayı. Yani tazı gibi kaçmış şerefsiz. Şimdi İdris yarın karın benim ayağıma sıktı deyince ne diyeceğiz? Ne yapacağız Emine?
Ya bir kafada onu atarsın abi. Neyini dinleyeceksin işte. Aynen. Kendi kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Ceremesini siz kendiniz çekeceksiniz. Emine, bundan sonra izinsiz kapının önüne çıkmak yok. Öyle mi? İyi. Odaya kendimi kilitlerim kızın gibi, sen de salonda yatarsın. Ne Ömür? Böyle serseri mayın gibi geziyorsun. Yıkacak yuva mı arıyorsun, çatacak adam mı? Şu an seni çekemem Besat. Hakan, kalk yumurta haşla. Ben de domates peyniri bir şey çıkarayım, sahur yapalım. Olur abi. Ben hazırlarım Besat. Yok abla, biz hazırlarız. Zaten çok fazla bir şey yemiyoruz. Topu topu 10 yumurta. Didem'in durumu nasıl? Odamdan çıkmayacağım dedi. Kendince babasıyla beni cezalandırıyor. Ne olacak? Sizin ailenin böyle bir huyu var. Kendinizi cezalandırıp başkasına ceza kestik zannediyorsunuz. Bizim ailenin bazı kötü huyları vardır. Doğrudur Emine abla. Kabalık etmek istemem ama doğru bildiğimizden de şaşmayız. Doğru bildiğin şey doğru değil Ömür. Bu saatten sonra hiç fark etmez. Koca senin kocan, yuva senin yuvan. Sen nasıl istersen. Ama bil ki ben arada kalmam Ömür. Sen İlyas konusunu kapatabilirsin. Ama benim gözüm kapanmadan benim için İlyas baş tacıdır. Seni arada bırakmak gibi bir amacım yok Emine abla. Hatta tam tersine senden bazı ricalarım olacak. Ne gibi? Bana verdikleri kolyeydi. Aile yadigarı. Şimdi bunu benim göndermem uygun olmaz. Sen Hatice ablaya emaneti teslim edersin. Bunu da İlyas'a verirsin. Aile yadigarını geri teslim ederim. Ama o yüzüğü parmağına kim taktıysa ona geri ver. Başka biriyle de gönderme derim. Şimdi İlyas'la yan yana gelirsek kötü olur abla. Bundan daha kötü ne olabilir Ömür? Olur abla. Zaten Zeyno ile ilgili bugün yarın bir ara konuşacaktım İlyas'la. Sen haber verirsin. Eğer müsaitse yarın bir gidip konuşayım. Olur. Haber veririm Hatice'ye şimdi. Sağ ol abla. İhanet çadırını diktiler,
içinde oturmadan gittiler. Şimdi gel de o Sezo'yu bul. Sığınmıştır ağa babasına. İllaki de. Onu oradan nasıl çıkaracağız? Alparslan Reis diyordu ki, bunlar İlyas amcamın yemini yuttular. Belli ki bu radoları mekanlarından çıkarmanın tek yolu İlyas Reis. Demedin mi o Alparslan Reis'ine? Volkanları da oradan çıkarmanın tek yolu sensin diye. Onlar bu ara yamana sardı, benimle bir süre uğraşmazlar dedi Alparslan Reis. Şahan, bu Alparslan'a bu işleri kim öğretti? Senin de sorduğun soru mudur? Aslan'a parçalamayı kim öğretti? Şartlar Doğan. Adam ormana kral doğmuş. Ne diyeceksin? Peki o amcası? Hangisi? Ya o eski kurdu demeyeyim. İlyas'ı diyeyim. Ne olmuş İlyas'a? Ya daha önce de dedim. İlyas altın gibi çocuk ama ayarı yok. O dost, düşman kim çıksa övgüne parçalar. Adamın yemek gibi bir derdi yok. Parçalamayı seviyor. Bunlar başka türlü bitmeyecek Doğan Baba. Belki de İlyas Reis'in taktiği doğrudur. Görür müsün Şahan? Bunlar da mikrobu artık aldılar. Tut tutabilirsen. Bu saatten sonra kimse bizi tutamaz babacığım. Vallahi Doğan babam, İlyas Reis'le Alparslan Reis'in birleşmesi gerçekten çok ölümcül sonuçlar doğurur. Farkındayım Tekin. Ben de onu diyorum. Şimdi Hızır'ı kim zapt edecek, sen bana onu söyle. Ben o Alparslan'la İlyas'ın önüne katmadık sürü bırakmam. Hiç bana bakma. Herkese gaz verdin. Bir ben mi kaldım? Ya şu serçe parmağım kadar bir riske gir Şahan. O Hızır'ı karşımıza almaktan bahsediyorsun. Gir dediğin risk serçe parmak mıdır? Boynumuz gider bu işte. Sen de çaktın ha bu dünyaya bir kazık. Geçsin. Boynumuzdur, geçsin. Ne olacak? Doğru bildiğimiz yolda gitmeyecekse. Geçsin. Boynumuz bükük mü gezelim? Aynen baba. Ha? Bir sen eksiktin. Abi Sezai gelmiş. Kapıdaymış. Sık kafasına gitsin Koray. Onunla mı uğraşacağız? Alın içeri. Soracaklarım var. Rıdvan abi. Bu Sezai kendini kurtardığına göre belli ki şefi satmış. Ben de onu soracağım Volkan. Otur Sezai. Bunlar şefi tuzağa düşürdüklerinde sen neredeydin? Abi, ben şefiye haber verdim İlyas çıktı diye. O da iyi.
Sen de orayı terk et, açığa çıkma dedi. İlyas'ın plan yaptığından hiç kimsenin haberi yoktu. Ben bütün gün Hızırlar'la birlikteydim. Onlardan birinin haberi olsa illa biri öterdi. İlyas numara mı çekti yani abisine? İshak'ı kendi tarafına çekmiş Hızır Çakır Bey'le. Bunu duyunca İlyas tersledi abisine. Çarptı kapıyı, çıktı gitti. Bu İshak, sizin Yamanlara gittiğinizi nereden öğrendi? Bizim çocuklardan biri gevezelik yapmış belli ki. Ondan duymuşlardır. Olacak iş mi bu Volkan? Hı? Merak etmeyin Rıdvan abi. Ben gerekeni yaptım. Gerekeni yapmış olsaydınız, bu gece yeğenim Şefik değil, Yamanlar, İlyaslar ölmüş olurdu. Abi, benim duyduğuma göre Özcan'la Yavuz vurulmuşlar. Ama diğerlerinde bir şey yokmuş. Sen nereden duydun bunu? Özcan konuşan bir çocuk. Sağ solu aramış tabii hemen. Senin Özcan'la bir temasın var mı Sezai? Direkt yok Volkan abi. Ama konuştuğu adamdan ne söylese bana iletir hemen. İyi. Temasta ol. Olur abi. Başka emriniz var mı? Benden habersiz buradan ayrılma. Nasıl emredersen abi. Sakın kafasına gitsin. Şefik konusunda yalan söylüyor. Bence de yalan söylüyor. Ama bize bir yalancı lazım Rıdvan abi. Ben Sezai'ye sıkma fikrinden vazgeçtim. Onu kullanalım. Kim sıkarsa sıksın. Ne haliniz varsa görün. Saatte kim arıyor Açı? Emine Hanım. Hayrolsun. O aile yadigarı kolyeyi götürüp Hatice ablaya verirsin demiş Ömür. Sen de müsaitsen İlyas görüşmeye gelecekmiş. Benim görüşecek bir şeyim yok. Niye görüşecekmiş ki? Amca, Ömür Zeyno'ya annelik yapıyor. Yani öyle birdenbire gelemezsin, göremezsin diye kestirip atamayız. Bu bize yakışmaz. Bize hiçbir şey yakışmıyor ama onlara her şey yakışıyor. Yani karının yüzüne söylemeye çekindiğin bir şey mi var İlyas? Yok, hiçbir şey yok. İyi gelsin o zaman. Ne diyecekse desin. Kimse burada sizin aranızı yapmak ya da birbirinizi daha çok yıpratın derdinde falan değil. Bir şeyi bitirecekseniz güzellikle de bitirebilirsiniz. Bu çocuğunki güzellikle mi bitti abi? Yüzüğü gönderdiler, oldu bitti işte değil mi? Onlar henüz evli değildi. Üstelik ortada çocuk da yoktu. Ömür'ün Zeyno'nun üstünde çok hakkı var. Aynen amca. İyi tamam gelsin. Afiyet olsun. Dayı, biz Hatice'mle müsaade istiyoruz. Bana bir şey diyor mu? Bir şey demiyorum. O konuyla ilgili. Emin misin? Hatice, al bu kocanı eve götür. Yarın da geri getir. Bir şey yapmasına veya bir yere gitmesine izin verme. Nereye gidecekmiş ki? Ne yapacakmış bu? Ölüme gitmek istiyor Hatice.
Ha yok sıkıldım, bundan kurtulayım, daha iyisini bulurum gibi bir düşüncen varsa haber ver. Bir göz kırpmam yeter. Kalk Atcan, kalk. Dayı çok ağır konuşuyor. Biz gidelim. Yalnız şunu söylemek isterim ki dayı, ben ölsem bile Hatcem'in gözü benden başka kimseyi görmez. Sen ölmeden orasını bilemeyiz enişte. Sen ona göre davran da. Yürü da yürü, bir şeye de atlama. Hadi afiyet olsun. Abi, olmamış bir şey için Ömür'le İlyas boşanacaklar. Bir müdahale mi etsen artık, ha? Olmuş bir şey var Mine. İlyas'a bir saygısızlık yapıldı. Ya hak etti, hak etmedi ayrı bir konu. Ama ortada bir pişman yoksa benim de yapacağım bir şey yok. Benim yüzümden sen de hiç yoktan zor bir durumun içine düştün Bahar. Hiç yoktan değil. Yaptığın yanlıştı. Ama sen benim arkadaşımsın. Kötü niyetli olmadığını biliyorum. Bana yakışan bu durumda senin arkanda durmak. Ömür de senin arkadaşın. Çok arkanda durdu diyemeyiz Bahar. Ömür'ün durumuna da üzülüyorum. Onun için her şeyden çok gururu önemlidir. Bakma sen. Olayı yine de o kadar büyütmedi. Normalde Ömür bu mevzuyu vuralım edelimle hallederdi yani. İşte ben de diyorum ki varsa yoksa tek şeyi gurur olmamalıydı yani. Seni çok seven bir kocan var. Adam senin gözünün içine bakıyor. Ne desen tamam diyecek halde. Sen olmadık istekler peşindesin. Yani kusura bakma ama ne sen ne de ben onun kadar şanslı değiliz. Yaptığı şımarıklık yani. Kim ki bu saatte? Güvenlikteki çocuklardır. Bir şey lazım olmuştur. Söyle Ahmet. Hanım abla, Yavuz abi geldi. Yanında 3-5 kişiyle kapıda. Allah Allah. Nereden öğrendi ki buraya geldiğimi? Siz mi söylediniz? Yok hanım abla, ben sadece haber vereyim dedim. Tamam, sağ ol Ahmet. Bahar, senin ne işin var burada? Asıl senin... Sizin ne işiniz var burada Yavuz? Sorma başımıza gelenleri. Tarandık. Geçmiş olsun hepinize. Sağ olun. Bu arada merhabalar. Kusura bakmayın bu saatte geldik ama Yavuz buranın boş olduğunu söyledi. Değil. Ben geçtim. Ne para varmış bunlarda Seko? Babayı kızından ayıracak para var bunlarda Hamdi baba. Bahar Hanım, uzun zaman oldu. Saygılar Bahar yenge. Yabancı yer dileyemem. Geçelim. Hadi. Gel. Oo, Pınar Hanım da buradaymış. Meşhur Pınar Hanım, sizsiniz galiba. Adım Pınar da nereden meşhur olduğumu anlamadım. Yavuz bahsetmişti sizden. Lafın arasında adın geçmişti. İşte Alparslan'ı ayağa kaldırdı. Ankara'dan bizim arkadaşımız falan diye. Neyse, bir çay kahve bir şeyler içeriz değil mi?
Buyurun, buyurun. Yavuz, yeğenim, eğer mutfak müsaitse Yaman'ın İsmet hizmet etsin. Hanımları yormayalım. Ben hallederim bari. Tabii tabii İsmet, yabancı yer değil burası. Tarandık dediniz. Sorma Bahar. Özcan hastanede. Ben kolumdan vuruldum. Yani 4 santim şöyle şu tarafa doğru gelse kalbimden vurulacaktı. He yeğenim. O geçen verdiklerin senin hayatını kurtardı. Az sadaka çok belayı def eder. Az mı? Çok olsa bu kurşun sana hiç gelmezdi Yavuz abi. Seko doğru söylüyor. Bak Özcan'a parasını kıyamadı. Göğsünden yedi. Kimmiş Tarihan? Nerede oldu bu hadise? Yavuz bugün biraz hasımlarımıza karşı korkusuzca dik dik konuşunca adamlar da cevap verdi tabii. Ben yapmam gerekeni yaptım Yaman. Sağ ol. Sonuçta kimseden bir korkumuz yok. Su boş. Bugünün yarını da var. Az önce de dediğim gibi yani rahatsızlık verdik. Biz en kısa zamanda kendimize başka bir yer ayarlayalım. Olur mu öyle şey Yaman? Şu anda bilmediğimiz, güvenmediğimiz yere gidemeyiz. Ayrıca bizim gelmemiz de iyi olmuş. Siz burada iki kadın yalnız başınız olmanız doğru değil. Niye bıraktı Haşmet abiler sizi? Bırakmadılar. Ben kendim geldim Yavuz. Bazı tatsızlıklar oldu ya. Hakikaten. Sonra konuşuruz dedin de. Mevzu tam olarak nedir? Sizinle ne alakası var İlyas'ın Ömür'le olan sorununun? Sorun benim Yavuz. Ömür İlyas'ın başka bir kadınla olduğunu duymuş diyorlar. Konunun seninle ne alakası olabilir? O söz konusu kadın benim. Nasıl ya? Sonra konuşuruz Yavuz. Biz müsaadenizi isteyelim. Odamıza çekilelim. Hem sizin de konuşacaklarınız vardır. Tekrar kusura bakmayın. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Yavuz, eski manita dediğin Pınar, İlyas'ın manitası mı olmuş? Ya eski manita falan dediysem tam da öyle değil yani. Ya Bahar'ın bütün arkadaşları gibi zamanda o da bana hayrandı. Neyse, yaymayın böyle şeyler arkadaşlar. İlyas'ın kulağına gider, yanlış anlar. Yeğenim, ben Pınar Hanım'ın gözünde gördüm. Sana karşı hiç boş değil. Haksız mıyım Seko? Bence de Hamdi baba. Yani. Baba, girilecek mevzu var, girilmeyecek mevzu var. Gaz vermeyin şuna. Bu konuda seni kimsenin ezmesine müsaade etmem yeğenim. Yavuz abi, Pınar Hanım zengin bir aileden mi? Yok ya, işinde gücünde normal bir kız. Bırak, İlyas'ın olsun. Sen prenseslere layıksın yeğenim. Bu ev
Bahar Hanım'a mı ait Yavuz abi? Bizim. Otelde kalırken burayı tadilata aldım ki sonra gerekirse gelip kalalım. Yani seninse rahat soyacaklar. Eğer Bahar'ınsa Hızır'ı düşünecekler. Topa hiç girmeyecekler. O yüzden soruyorlar. Yok ya. Olur mu öyle şey? Hamdi Baba yapmaz herhalde öyle bir şey. Abi Cevat aradı. Özcan kendine gelmiş. Durumu iyiymiş. Aman iyi olsun yeğenim. İshaklar olmasaydı bu gece işimizi bitirmişlerdi. O bayır itine yine de çok yüz verme. İt ittir yaman. Güven olmaz. Peki asıl bize bunu yapan o volkanları ne yapacağız yaman? Sen bir rahat dur Yavuz. Yani atarlı giderli konuştun. Herifler akşamına cevap verdi. Yani mümkünse kapının dışına çıkma. Hiç kimseyle hiçbir şey konuşma. Zaten çıkacak halim yok. Bakmayın şimdi kızların yanında pek belli etmedim de... kolum epey ağrıyor benim ya. Siz de gidin. Rahat rahat istirahat edin. Biz Seko'yla sabaha kadar gözümüzü bile kırpmayız. Gerek yok. Hamdi Baba gerek yok. Dışarıda güvenlik var. Ben şimdi size odalarınızı göstereyim. Siz de gidip yatın. Yavuz abi, bize bu gece uyku haram. Özcan kardeşin durumunu sindirmemiz çok zor. Baba, misafirlikteyiz. Tamam ulan. Tamam. İsmet, bence sen dışarıdaki güvenliklerle etrafı bir kolaçan et. Ne olur ne olmaz. Hamdi Baba, vallahi bu evden bir şey kaybolursa Yaman abi Hızır Reis karşısında çok kötü bir duruma düşer. Yorum yapma ulan. İt. Git. Zıbar. Hamdi Baba, cennete düştük. Bu kadar günahla. En fazla turizm cennetine düşersin Seko. Boşuna hayal kurma. Evdeki değerli malları gözüne iyi kestir. Buradan çıkacağımız zaman dalını budağını keser, böyle çıkarız. Bedris Reis, bacağının bu haliyle koştur koştur geldin de. Hayırdır? Buna kalsa gece hastaneden çıkıp direkt buraya gelecekti. Tufan, bütün gece sana anlattım, anlamadım. Şimdi son kez Hızır Reis'e anlatayım, iyi dinle. Tamam, tamam anlat, dinliyorum hadi ama bu son olsun ha. Hızır Reis, ben buraya kendimi sana öldürtmeye geldim. Diyorum ki masayı toplayalım, kafama sıkalım, olsun bitsin bu iş. Sebep? Nasıl sebep? Ya bir kadın bana kurşun atmış. Daha ne olsun? İtibarım yerle bir olmuş. La İdris, bana bir kadın sıktı diyorsun.
Yani Emine bacım senden benden daha heriftir. Sen dua et, ağzına değil de ayağına sıktı. Ciğerim aşağı, ciğerim yukarı. Ya o Sezai konusunu demiyorum bile. Emine Hanım'ın delikanlılığını tartışmıyorum. Ama neticede bir kadın bağ sıkmıştır. Hızır'a da bir kadın sıktı. İtibarım mı dedi? Beni vurun mu dedi? Ya orada bir hasımlık vardır. Ortada bir kan davası vardır. Yani benimkiyle aynı değildir ki. Tamam İdris Reis. Masayı toplarız. Çoğunluk ölümüne el kaldırırsa kafana sıkarlar. Hızır Reis, çok teşekkür ederim. Yani iade itibarım böylesini gerektirir. Ama senden son bir ricam vardır. Neymiş? Ya bu Emine Hanım'ın kocası olacak Haşmet Faşal. İlk onu oylatsak. Ha bu dünya gözüyle ben onun da ölümünü görsem daha münasip olur. Hatta ben ona sıksam, Behzat da bana sıksa diyorum. Nasıl fikir? Ha İdris, hastanede kurşun girdi çıktı dediler ama galiba onun bir parçası senin beynine gitmiş. La sen neler saçmalıyorsun ya? O onu vuracakmış da, öteki de bunu vuracakmış da. Ya can dostum Tufan, bari sen beni bir anla da. Ekleme kardeşim, benim adımın başına dibine bir şey ekleme. Evladım Kaya, biraderim Demir, öz yeğenim Uğur, ciğerim Sezai. Şimdi gözünü bağa mı diktin? Can dostum Tufan'mış. Ya öyle değil mi? Ben yanlış mı diyorum? Sen ha bunların hepsinin başıma geleceğini bana demiştin. Bana dostluk ettin. Ama ben seni dinlemedim. Bak İdris Reis. Sen bizim için değerlisin. Doğrudur, bir hatan var. İnsanlara çabuk güveniyorsun. Ama bu seni itibarsız yapmaz. Seni itibarsızlaştıracak şey hatalarından ders çıkarmamaktır. Bir adama ciğerim diyebilirsin ama ciğersizlik ettiğinde onu söküp atman lazım. Sen o Sezai ciğersizinin peşine düşeceğine, kalkıp yanlış bir şeyin peşine, itibarının peşine düşüyorsun. Hızır Reis, bütün memleketi ayağa kaldırdım. O Sezai'yi bize teslim edene ödül vaat ettim. Daha da onun bu topraklarda alacak bir nefesi kalmamıştır. Heh, tamam işte, böyle. Onun peşine düştü. Ya bu akşamki toplantıya ben onu yetiştiremem. Ya arkadaş hala toplantı değil ya. Hızır Ali. Buyur baba. Masanın liderine söyle. Bu akşama toplantı koysun, ben de katılacağım. Tamam. Gündem ne diyecektir amcam? İdris Reis'in ölümünün oylanması. Haşmet diyecek halimiz yok yeğenim. İdris'le başlayalım. Gerisi Allah kerim artık. Merhaba İlyas. Merhaba, merhaba. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Seni dinliyorum. Önümüzde bir süreç var.
Belli ki zor bir süreç olacak. Özellikle insanların aramızda kalmaması adına gelip konuşmak istedim seninle. Ha, insanları düşünüyorsun yani. Mesela Hızır Ali ile Didem'i, kardeşim daha yeni toprağa vermiş Emine ablayı, konuşmaya yeni başlamış sana anne demiş Zeyno'yu. Çok düşünceli gördüm seni. İlyas, ben seninle aramda geçen durumu konuşmak için gelmedim. Geçen gün hangi noktadaysam, şu anda seninle ilgili aynı noktadayım. Öyle ya da böyle dönülmez bir yere geldik. Bu saydığın insanları arada bırakıp daha fazla üzmemek adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne gibi? Boşanalım. Ama saygı çerçevesi içerisinde bir ilişki yürütebiliriz. En azından Zeyno için. Saygı. Geçen bana bağıra bağıra sen adam değilsin derken neredeydi bu saygı? Dediğim gibi. Seninle aramda geçen durumu konuşmaya gelmedim. Aramızda kalanları konuşmaya geldim. Özellikle de Zeyno'yu. Zeyno daha çocuk. Unutur. İki gün sonra da Mine'ye anne der. Olur biter. Onu görmeme izin vermeyecek misin? Hazır buraya kadar gelmişsin. Gör. Sonra vedalaş. Eşyalarını al. Git. Sen yokken izin isteyip gelip göremez miyim? Gerek yok. İlyas lütfen. Bunca geçen güzel günün hatırına senden tek bir şey istiyorum. Sadece kendim için de istemiyorum. O daha masum bir bebek. Beni cezalandırayım derken o günahsızı cezalandırma. Zaten onun günahı nedir hiç bilmiyoruz Ömür. Çocuk daha bir yaşına girmeden iki tane anne kaybetti. Alıp götüreyim demiyorum İlyas. Ömür, bana söyleyeceğin başka bir şey var mı? Yoksa benim işim gücüm vardı. Yok İlyas. Bu konuyu Hızır abiyle ve Alparslan'la konuşacağımı bil. Konuş. İstediğinle istediğin şeyi konuş. Benimle konuşacakların bitti. Didem'le odasından çıkmadı mı? İnsanlara biraz mühlet vermeyi öğrensen iyi olur Haşmet. En azından sevdiğin insanlara. Herkes senin gibi olamıyor. Kestirip atamıyor. Zaman alıyor. Kardeşini kaybetmek, sevdiğini kaybetmek, bütün bunlara rağmen hayata devam etmek. Bizim gibi sıradan insanlar için kolay değil yani. Bu siz sıradan insanlar için ne kadar bir müddet? Onu söyleyin de ona göre bekleyeyim. Kaybına göre değişir abi. Yani ne kadar sevdiğine bağlı. Mesela o Ömür. Bir ömür unutmaz İlyas'ı. O Dido hayatı boyunca seni suçlar. Emine abla da daha 40 kişiye sıksa içindeki acı geçmez. Çok açıklayıcı oldu Behzat Bey. Dayı, akşam toplantı varmış. Hızır abi de katılacakmış.
Toplantı nereden çıktı ya? Sence abi? İşte gidip İdris'e sıkarsa ne olacağı bu. Haşmet, umarım konu benimdir. Eğer konu sensen ne olacak onu bir düşün. Konunun benimle alakası ne? İlyas lider ya, onu diyor Emine abla. Mesela o oylamada benim durumum ne olacak hiç düşündün mü? Birisi beni oylayacak öyle mi? Niye abi? Senin dokunulmazlığın mı var affedersin? İyi olsa yapın da sizi göreyim. Hızır abi de katılacak dediklerine göre belli ki ortamı yumuşatacaklar dayı. Konunun masayla alakası yok. O konuyla ilgili biri gelip konuşacaksa ben buradayım. İlyas gelir konuşur. Vesat. Abla. İlyas'ı arayacağım. Diyeceklerime sen de şahit ol. Hazır masa toplanacakmış madem. Tipinin vekaletini İlyas'a veriyorum. İyi düşünmüşsün de abla. Kocam. Kardeşimin yerine kimi vekil tayin ettiğimden kocama ne? Bundan sonra tipinin malı da, mülkü de, sözü de İlyas'ındır. Buldum, buldum. Ben buradaların damarını buldum. Bu köpeklere kemik attın mı dayanamıyorlar. Gelirler yani. Yani nasıl bir gemik diyorsun İlyas? Kanlı canlı. Bizzat kendimi atacağım ortaya. Dedim size. Ne dedin? İlyas'ın ayarı yok dedi. Niye olsun ki Şahin ağa? Kim bize ayar verebilir ya? Buyur buradan yak. Buyur. Amca bak geçen sefer hazırlıksız yakaladık. Bu sefer o volkanlar böyle gel gele düşmez. Onlar düşmese de o Radon'un çocukları düşer. Dayanamaz bunlar diyorum size ya. Tam olarak planın nereyiz? Ben diyorum ki bu sizin kız var ya. Sizin kız? İşte Emin'le Alparslan'ın kankası Pınar. Bizim kız he. Ben onunla bir akşam yemeği yiyeyim. Amca akşam toplantı var. Tamam işte yeğenim. Toplantı benim için kısa sürecek zaten. Söyleyeceğimi söyleyeceğim, çıkacağım gideceğim. Şimdi ben bir restoranı arasam. Desem ki ben akşam oraya geliyorum. Biriyle yemek yiyeceğim. Kapatacağım orayı. Bu Radolar aynı zamanda restorancı değil miydi? Bu bilginin onlara ulaşması 3 dakika. Toplantının olduğunu da duyarlarsa seni tedbirsiz düşünüp dayanamaz gel gele düşerler reis. Aynen öyle. O Sezo benim yuvamın yıkıldığını, buna da Pınar'ın sebep olduğunu onlara çoktan söylemiştir. Akşam da Pınar'la yemek yiyeceğimi duydukları anda bunun gizli bir iş olduğunu düşünüp tedbirsizdir bu diyeceklerdir. Tedbirli gittiğimizi öğrenirler reis. Ben tedbirli gitmeyeceğim ki. Asım. Aha. Buyur babacığım. Sen orada güya müzik yapacaksın. Çantanı alıyorsun yanına ama içine bu sefer tüfek koymuyorsun. Otomatik silah koyuyorsun içine. Olur babacığım. Emin. Sen de Pınar'ı götürüp getireceksin. Baskın anında kıza bir zarar gelmesin diye arka kapıdan, tuvaletten falan onu kaçıracaksın. Nasıl dersen reis. Amca, tedbirsiz olmaz o iş. Yeğenim,
tedbirle bir duvara çarpmanın bir manası, bir anlamı var mı? İlyas, duvara çarpmanın bir anlamı var mı? Var, var. Kimse dayanamaz. Bak, şurada bir yerde bir kaza olsun, hepimiz döner bakarız değil mi? İşte ne olacaksa da o arada olacak. Ben bir Pınar'ı arayayım. Diyeyim, akşam müsait misin, bir yemek yiyelim. Ne dersin, beni kırar mı? Konuşalım amca. Konuşalım da bu aralar seninle böyle bir entrika içine girmek istemeyebilir. Ya ne entrikası, yok bir şey oğlum entrika falan. Allah Allah, baş başa bir yemek, o kadar. Of. Reisim, kurban olayım. Bu İlyas Reis kendisini öldürtürmenin peşinde. Hızır Reis'e bir haber etsen, engel mi olsa toplantıdan çıkıp gitmesine? İlyas amcam kafasına bir şey taktı mı engel olamazsın. O restoranı bizim ayarlamamız, etrafındaki tedbiri de bizim almamız lazım. Şahan, hazır gördüm seni. Ben de İlyas kadar ölüme hazırım Doğan. Ama Hızır'dan çekeceğimiz var. Gülgül, sen hiç yoksun bu işlerin içinde değil mi beygim? Planı ben mi yaptım Doğan baba? Çok da içinde sayılmam. Bil işte. Şahan, amcasına da böyle diyecek. Hemen bizi satacak, haberin olsun. Canı sağ olsun. Ben Arpaslan'la pazarda limon satarım. Yeter ki istesin. Neyse. Eğer ki sizin o limonları bir tane alan olsun, gelin yüzüme vurun. Ne haber Pınar? İyi Yavuz. Kolun nasıl? Ha. Ya sabaha kadar aynı tarafın üstüne yattım. Ne zormuş ya. Böyle geçecek gibi de görünmüyor. Bir kasa sinire falan denk geldi bence. Aslında bir baksan mı Pınar? Sonra bakarım. Sonra derken? İlyas çağırmış. Onunla görüşmeye gidiyorum. Ha. Sen görüştüğünde ola ki bizim aramızdaki durum konuşulursa konuya bir açıklık getirirsin sana zahmet. Yanlış anlaşılmasın yani. Senle ben niye konu oluyoruz Yavuz? Neyi yanlış anlayacaklarmış? Sen İlyas'ı tanımazsın. Yani tanırsın da benim bildiğim özelliklerini bilmiyorsundur. Biraz kıskançtır o. Bir iki kere yemeğe çıktık falan diye kulağına giderse şimdi. 10 yıl önce Bahar'ın doğum gününde 30 kişiyle birlikte yemek yedik Yavuz. Bunu bile sorun yapabilecek birisi o. O yüzden konu açılırsa bir şey yok dersin yani. Derim Yavuz. Nerede görüşeceksiniz İlyas'la? Niye sordun? Seni korumak için soruyorum. Façalılar sizin konunuzu biraz büyütecekler gibi yani. Ha, icap ederse Behzat'ı çeker konuşurum. Ama bela olmasınlar sana diye soruyorum. Bilmiyorum. Beni aldıracaklarmış Yavuz. Peki. Akşama görüşürüz. Görüşemeyiz. Muhtemelen ben Ankara'ya dönmüş olurum. Ha. Bence en doğrusu. Böyle arada kalman iyi değil yani. Sen Ankara'ya git. Ben Ankara'ya geleceğim zaten.
Gelince ararım seni. Hı hı. Seko. Kan Yavuz abi. Sabah Hamdi baba yeğenlerimin hayatı kurtuldu diye horoz kestiydi. Ha. İyi düşünmüş. Sağ olsun, sağ olsun da. Siz kesecek horozu nereden buldunuz? Yeğenim. Sizin bu komşunun vakitsiz öten horozu uyutmadı beni. Ben de adak adadım. Sabah da ilk işim bu horozu Özcan ve Yavuz yeğenime kurban ederim dedim. Hamdi baba ayıptır. Komşuların horozunu çalıp kesmek ne demek ya? Yemeyeceksen biz yeriz yeğenim. Sana iyilik yaptık. Kanını sürdük. İyi. Yaman nerede? İshaklarla buluşup Hızır Reis'e gidecekmiş. İyi. Bu arada çıkmadan dedi ki akşam masa toplantısı varmış. Ne alaka şimdi ya? Ortalık karışık. Herkes gırtlak gırtlağa birbirine düşmüş. Masanın toplanacağı zamanmış şimdi ya. Galiba işte bu yüzden toplanacakmışsınız Yavuz abi. Boş boş konuşma Seko. O masa küsler barışsın masası değil. Kesin birine sıkılacak. Yeğenim, bu masada herkesin vekili, valiyatı oluyor diyorlar. Öyle Hamdi baba, doğru. Hani sen babanı öldürtüp yerine geçtin ya. O öyle olmadı da Hamdi baba. Neyse, soru ne? Yani Allah çok gecinden versin. Sana bir şey olursa bu mal, mülk, evler kime kalacak? Sen bir vekil tayin ettin mi? Seni kim temsil edecek? Her şey bacına mı kalacak? Ben öldükten sonra bundan bana ne Hamdi baba ya? Bak yeğenim, çok tedbirsiz yaşıyorsun. Sen bu konuyu iyi bir düşün. Yavuz abi, sen az bir insan mısın? Seni temsil etmek çok önemli. O yüzden diyor işte Hamdi baba. Ne yapayım? Bu saatten sonra evlenip çoluk çocuk mu yapayım? Ankara'da yeğenlerim var. Onları da sokmadık bu işlere işte. Sokma yeğenim. Biz seni Seko'yla her yerde, her şekilde temsil ederiz. Sen bunu bil yeter. Sağ ol Hamdi baba. Ben bir ağrı kesici alayım da biraz dinleneyim. Bu kolum biraz fena. Seko, bu Suboş'un uykusu ağırdır. Bütün odaları bir kolaçan et. Bu evde kesin kasa vardır. O kalkana kadar biz keşfi tamamlarız. Tamamdır Hamdi baba. İlyas Pınar'la görüşmek istemiş. Sebep?
Ben ne bileyim. Bu İlyas beni delirtmeye çalışıyor. Ben de boşu boşuna sebep sebep deyip sorup duruyorum. Aralarında bir şey yok Hızır. Belli ki kız zor duruma düştüğü için gönlünü alacak. İlyas. İlyas'ın en çok sevdiği şey insanları zor duruma düşürmektir. Ayrıca öyle kimsenin gönlünü almayı falan da sevmez o. Neyse. Ben akşam öğrenir sana haber veririm. Sana zahmet. Şimdi Hızır Ali orada. Ben diyeceğim ki oğlum, amcan Pınar'la niye görüştü? O da bana yalan söyleyecek. Bu arada en iyi söyleyebildikleri yalan da bilmiyorum. Sen sanki her şeyi insanlara anlatıyor musun? Biz de seninle bir oyun kurduk. Haftalarca berabermişiz gibi davrandık. Ya sevmem sevmem. Oyun kurucu benim. Benim kurduğum oyunun içerisinde birisi gizli iş çevirsin sevmem. Çünkü oyun bozulur, yüzlerine gözlerine bulaştırırlar, toparlayamam. Sahiden. Nasıl toparlayacaksın? Haşmet abiyle aranız bayağı bir gerildi. Haşmet abi de Ömür de geri adım atmaz. İşte ben de akşama toplantı koyuyorum. Bunları toparlayayım diye. İlyas Bey de kalkmış Pınar'la buluşuyor. Şimdi bu duyulmayacak mı? Duyulacak. Kesin duyulsun diye yapıyor. Ben Haşmet abilerin evinden ayrıldım. Biliyorsun. Babamın evine geçtim. Ama dün gece Yavuz bu yamanları da peşine takıp geldi. Manyak baba. Niye o insanları getiriyor eve? Taranmışlar ya. Bu da oraya gidelim demiş. Güvenli olur diye düşünmüş. Ne diyeyim? İstersen bize gelebilirsin. Otele de gidebilirsin. Ama çık o evden. Bize gelebilirsin derken? Ya ne olacak? Yabancı mısın sen? Bir de ben geleyim. Ortalık tam karışsın, değil mi? Sen de haklısın şimdi. Bir de sana durup dururken saldırsınlar istemem. İstediğin zaman otele gidebilirsin. Ben de onu konuşmak istiyordum. Pınar Ankara'ya döneceğim dedi. Ben de mi onunla gitsem? Yani burada bir sürü şeye sebep olmuşum gibi davranan insanlar var. Maalesef başta en yakın arkadaşım olmak üzere. Açıkçası Bahar, o Pınar konusunda biraz hatalısın. Duyar duymaz bunu benimle paylaşmalıydın. Ya da bu ilgiyi fark eder etmez. Tipi abi vurulmuştu Hızır. Ne deseydim telefonu açıp bizim kız küpesini düşürmüş. Haberin olsun mu deseydim? Ne bileyim, sen de haklısın. Neyse. Ankara'ya ne diyorsun? Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönüşüdür. Senin işlerin vardır. Akşam haberleşiriz. Dayı. Ne yapıyorsun lan? Dayı iz kalmış. Ne izi? Ya ne izi olacak baba? Bahar geldiğinde ne izi oluyorsa o. Sizin bence tedavi olmanız lazım bu bahar alerjisinden kurtulmanız için. İlyas nerede? Doğan babanın oraya imiş. Sebep? Seni görmek istemeyi demek ki.
Alparslan'la oraya gitmişler. Herkesi görmek istesin, beni görmek istemez. Baba çağıralım mı? Yok. Zaten İshak'la Yamanlar gelecek birazdan. Dayı vallahi bak, İlyas gelecek. Bu sefer gerçekten bizi tarayacak. Biz de o İsa'nın yanında kim vur diye gideceğiz. Olur olur. Kendi taranmasın da gelsin bizi tarasın, ben razıyım. İş buralara geldiği için üzgünüm. Gerçekten o küpe oraya nasıl düştü hiçbir fikrim yok. Seni bu duruma düşürmek istemezdim. Bir yere düştüğümüz falan yok. Zaten bir problem vardı. Sen de tuzu biberi oldun. Ama kendini suçlayacağın bir durum yok yani. Ne diyeyim? Umarım her şey düzelir, tekrar yoluna girer. Ben açıkçası bu konuyu seninle konuşma fırsatı bulduğum için sevindim yani. Akşam Ankara'ya dönüyorum. İyi oldu görüştüğümüz. Bu akşam dönmüyorsun Pınar. Anlamadım. Akşam seninle bir yemek yiyelim istiyorum da baş başa. İlyas çok özür dilerim ama bunu yapamam. Yok yok, öyle sandığın gibi bir şey değil. Senden yardım isteyecektim. Alparslan ne yaptın gibi ya? Alparslan! Şimdi birileri seni benimle birlikte zannediyor ya. Benim de o tedbirsiz akşam yemeğinde bulunmam lazım ki tuzağa çekelim. Ha sen şimdi diyeceksin ki benim için riskli mi? Evet, senin için riskli. Yapmam, gelmem dersen ben seni anlarım ama eğer yaparsan da bu iyiliğini hiç unutma. Nasılsın Pınar'cığım? Şok halindeyim. İlyas amcam anlattı herhalde. Kısaca anlattı. Riskinden değil ama şimdi iş büyüyüp Ömür tarafından, Haşmet abi tarafından başka bir noktaya çekilecek. Ben o konuyu Hızır amcamla konuşacağım daha sonra. Ama şimdilik kimse bilmeyecek. Peki. Güzel. Emin seni götürsün, sen bir güzel süslen püslen. Ben de akşam toplantıdan sonra yanına gelirim. Bahar'a da mı anlatmayayım gerçeği? Sonra, sonra. İlyas'la yemek yiyeceksin. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yavuz da dahil. Riske giremeyiz. Niye güldün? Ya buraya gelmeden önce İlyas'la buluşacağım dedim. Yavuz'un paçaları tutuştum. Ona güldüm. Aramızda bir şey olmadığını lütfen İlyas'a söyle gibilerinden yer yapıyor kendince. İyi. Ben onu şimdi toplantıda iyice bozarım. Bu konuyla alakalı daha gerçekçi olur. Yavuz'la Özcan'ı vurmuşlar ha? Durumları iyi. Siz nasıl düştünüz bu tuzağa? Vallahi nasıl düştük onu bilmiyoruz da. Abbaslar gelmeseydi Volkan'ın adamları hepimizi bitirmişti. Dayı size açığa çıkmayın demişti. Mecbur kaldık. Dediği gibi gitmeseydik sonuç başka olurdu. Madem işbirliğimiz ortaya çıktı, açık oynamamız lazım. Nasıl reis? İdris Sezai'yi her yerde arattırıyor. Sezai artık onların işine yaramaz. Sezai de ilk fırsatta kaçacaktır. Hain toz gibidir. Kalktı mı konacak yer arar. Reis, aslında bir imkanımız var ama o hıyarın ipiyle kuyuya inmek istemiyorum, affedersin. Hıyar dediğin Özcan mı? Aynen. Ya ne taktınız bu Özcan'a? Ha benim Özcan'dan öğrendiğimi kimse öğrenemez. Ne öğrenmişsin?
Bu vuruldu ya dün gece reis. Narkozdan çıkmış, eline telefonu almış, herkese saydırıyor. Buraya gelmeden aradı. Sezai tuzağıma düşmek üzere. Yeter ki Hızır Reis beni affetsin, bana temiz bir sayfa açsın diyor. Mikroptur bu reis. Kurtulamazsın. Kendini nereye kapatırsan kapat. Kendine girecek bir yer bulur o. Gereksiz. İyi işte. Mikrobu öldüren de bir mikroptur. Özcan bize lazım. Sen ona söyle. Sezai'yi size düşürürse... temiz olmasa da yeni bir sayfa açarız. Baba, bu İlyas amcamla da ilgili değil. Ben o Özcan'ı vururum. Sana vurma diyen yok oğlum. Öldürme diyorum. Bak, zaten vurmuşlar çocuğu, duymadın mı? Hızır Ali, nasılsa birimiz ilerinde kalacak o gereksiz. Mevzuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. O zaman biz toplantıdayken İshak'lar bu işle ilgilensin. İshak, toplantıya yetiştirirsen senin şu İlyas'la olan mevzuyu da konuşup aradan çıkarırız. İyi olur reis. Çatışmaya mazretiz. Volkan abi, müsait misin? Buyur gel. Söyle Sezai. Abi, bu Özcan ağlanıyormuş. Yamanlar beni sattı. Vurulduğum yerde beni bıraktı. Ölüme terk etti, gittiler diye. Bunun üstüne ben de aradım Özcan'ı. Geçmiş olsun diye. Çok sevindi Levuk. Bu Özcan bir işimize yarar mı? Ne dersin? Yavuz olsa belki işimize yarar da... Özcan ne işimize yarayacak Sezai? Öyle deme Koray. Bu Özcan korumadır, şofördür, nerede varsa... hangi binanın nereden girişi var, çıkışı vardır... hepsinden haberi var. Yok, işimize yaramaz derseniz siz bilirsiniz. Ama yapabileceğim bir şey varsa... ben bu Özcan'ı kullanabilirim. İdris seni her yerde sorduruyor. Kapının önüne çıktığın anda kafana sıkarlar. Ben de tam onun için söylüyorum abi. Mesela Hızır Çakır Beyli akşama toplantı koymuş diyor Özcan. Ben de bu İdris'le Tufan'ı hedefe koysam mesela. Özcan diyor ki yol güzergahlarının hepsini biliyorum. Biz onlardan bir hamle bekleyeceğimizi, toplantıya cesetlerini yetiştiririz. Peki sen bu işi tek başına halledebilecek misin? Toplama bir ekip bulacağım. Biraz maliyetli olacak ama hallederim. Para önemli değil. Adamı habire suyu şeyip duruyoruz. Daha bir numaramız yok. Sen o Tufan'la İdris'i hallet. Koray, ne gerekiyorsa Sezai'ye ver. Tamam abi. Rıdvan abiye bilgisini versek mi? Ben veririm. Eyvallah. Baba. Şefi'ye burada cenaze bile yapamadık. Memlekete gönderdik. Daha ne kadar zaman burada tıkılıp kalacağız? Söz dinlemeyip dışarı çıkanların cenazesine bile katılamıyoruz Tayfun. Şefi'ye 50 defa söyledim akıllı ol diye. Şimdi de size söylüyorum. Adamı duydunuz, telefonda yüzüme söyledi. Önce sizi öldürmek istiyor, beni değil. Böyle hiçbir şey yapmadan beklemek ölmekten daha beter baba. Bitiyoruz. Gün gün eriyoruz.
Şu volkanların falan da hiçbir şey yapacağı yok. Muhasebeye sordum. $1 milyon almışlar. Sebep? Güya güvenlik. Neyin güvenliği ya? Amcam öldü. Şefik öldü. İshak haklıymış. Bunlar sizi çok yiyorlar demişti. O haklıymış dediğin İshak nerede şimdi Musa? Hı? Gidip Hızırlara sattı bizi. Para almadan bedavaya mı verdi sanıyorsun? Bu alem böyledir. Bunlar kim çok para verirse onun yanında yer alırlar. Geldiler burada volkanları gördüler. Anladılar ki buradan bize ekmek çıkmaz. Defolup gittiler. Abi, söyleyeceklerim var. Gel Volkan. Eyvallah. Hep söyleyeceğim var Volkan abi. Bir de yapacaklarını duysak keşke biraz. Şefik de senin gibi konuşuyordu Musa. Karşınızdakiler sokak çocuğu değil. 40 yıldır bu sokaklara hakim olan adamlar. Evet, öyle uluslararası ilişkilerimiz var. Bağlantılarımız var diye bu sokaklarda güçlü olamazsınız koçum. Volkan, sen benimle mi konuşacaksın yoksa çocuklara mı laf yetiştireceksin? Abi, gençler çok hevesliler. Kendilerine yazık etmesinler, kıymasınlar diye konuşuyorum. Bir şey söyleyecektim. Hızır bu akşama toplantı koymuş. Gidip basalım. Dağıtalım işte şu masayı. Çok korunaklı bir yer orası. Kayıp vermeden can alamayız. Abi, ölecek adamın mı yok? Bir kişiyi bile indirsek bir kişidir. Kuzenimizin intikamını almış oluruz. Ben de bu minvalde düşündüm. Ben kayıp vermeden icraat yapma peşindeyim. Önce şu Tufan'la İdris'e akşam toplantıya giderken sıktırayım diyorum. Tedbirsiz gezmez onlar, düşmezler. İçeriden bilgi akışım var abi. Hatta müsaade edersen dün hallet dediğin adama yaptıracağım. Kim o? Sezai diyor. Gebersin şerefsiz. Şefiği sattı geldi. Hala burada bize maval okuyor. Tamam Volkan. Sezai İdris'le Tufan'ı öldürürse biz de ona son bir şans verelim. Can dostum Tufan, senden toplantıda rayını ölümümden yana kullanmanı bekliyorum o göre. Can dostum İdris, benim sana daha iyi bir haberim var. Nedir o? Ben oyumu kullandım bile. Hızır'la senin toplantıdan önce ölümüne karar verdik. O ne demek? Yani ölüme gidiyoruz demek. Ya ben sana diyorum ki itibarımı kazanmak için ölmeye adayım. Sen bu son dakikalarımda kalkmış benimle alay ediyorsun. Ya o etmiyorum. Gerçek diyorum da. Hızır'la konuştuk. Yolda seni bu Sezai'ye yem etmeye karar verdik. İsa, ne diyor bu? İdris Reis, hani Özcan yok muydu senin üvey yeğenin? Ha, gebersin uğursuz. Benimle ne işi varmış? Özcan, ciğerin Sezai ile görüşmüş. Onu bizim üstümüze sürmüş. Biz de artık neyin kafasıysa kurbanlık koyun gibi ölüme gidiyoruz. Anlayacağın. Tufan, bu duyduklarım doğru mudur? Eksiği var, fazlası yok.
Hemen sağa çekin, ben iniyorum. Bu Sezai'nin kurşunuyla ölüp itibarımı pul edemem ben. Ulan sen ölmek istemiyor muydun İdris ya? Ha para olmuşsun, ha pul, ne fark eder? Ya, istemiyorum. Hemen sağa çekin dedim. Yoldan dönüp vazgeçmek yok. Hızır'a bir söz verdik, o da böylesine uygun gördü. Ya Tufan, ben sana can dostum diyorum. Senin bağ ettiğine bak ya. Sen zaten birinin ismine bir şey ekle de sana bir şey yapmasın. Hak ettin, bu da sana ders olsun. Ya Tufan, eğer bak şu kadar hatırım varsa sen çek sık bağ. Beni rezil etme. Ben Sezai istemiyorum. Reis, şu önümüze geçen arabadalar. Fark ettim onu. Ya koy onu beline da ya. Gene şimdi gazayla vuracaksın birimizi. Doğru söyle Yedis Reis. Bak geçen sefer de Haşmet diye beni vurdun. Zorlanıyorum canım. Niye anlamıyorsunuz? Ben ecelimin Sezai tarafından olmasını istemiyorum diyorum size. Ver abini ya. Ya bırak burayı mı şu Sezai içine? O artık ne senin ciğerin ne de senin Sezai'n. O artık Hızır'ım. İstek abi, ben de sizi arayacaktım o artık. Tufan Reis. Biz bunu alıp biraz yoralım, toplanacağınız yere getiririz. Acele etmeyin. Kemiklerini kırın, bizim toplantımız uzun sürer. Sakın öldürmeyin onu ya. Benim itibarım söz konusudur gözüm. Ben vuracağım onu. Adam vurmaya mahsettiniz İdris Reis. Biraz ezer getiririz. Ondan sonra benim iki gözümsünüz. Ben ne kadar meraklısın birine at takmaya ya. Yürü haydi, yürü. Ne oldu Semih? Abi bir duyum aldım. İlyas. Bir restoran kapatmış bu akşam için. İki kişi geleceğiz demiş. Ne alakası var Semih abi? Bunların bu akşam toplantısı yok mu? Ünsal, manitasıyla gidecekmiş. Belli ki paçalıların sorun çıkardığı mevzu bu. Toplantıya katılmayacak diyorsun ya. Ben diyorum ki biz her halükarda orayı kontrol altına alalım. Bunu söyleyen güvenilir bir kaynak mı? Çok güvenilir bir kaynak. Babama söyledin mi? Söylese oturun oturduğunuz yerde diyecek. Sonra Volkanlara söyleyecek. Onlar da yeni bir bahaneyle kayıp veririz. Yok bilmem ne yaparız diyecekler. Verecekse versin lan. Bir ton para alıyorsun. Yanlış mıyım? Biz niye halledemiyoruz? Ben onu anlamadım. Tek tek bizi indirmelerini mi bekleyeceğiz? O Hızır özellikle en son babama seni vuracağım diyor. Sırf bizi kitleyip
babamın işini bitirmek için. Bence bu konuda Musa haklı. Yine de babamdan gizli bir iş yapmamak lazım. Siz mekanı iyice bir kolaçan edin. Baktığınız bilgi doğru. Ortam müsait. İlyas'ı indiririz. Babamla ben konuşurum. İşin yapılabilirliği varsa siz hiçbir şeye bulaşmayacaksınız. Volkan'la Kore'yi yollayacağız. Geberecekse onlar geberecek. Gebertecekse de onlar gebertecek. Neticede bahsettiğiniz adam İlyas Çakırbeyli. Onu öldürenlerin direkt üzerine yürürler. Anladınız mı beni? Biz de çıkacaktık Bahar. Bir şey diyor musun? Vallahi kendini öldürtme yeter Yavuz. Başka ne diyeyim? Bu Pınar Ankara'ya gideceğim diyordu. Gitmemiş. Benim bundan haberim yok. İlyas'la buluştular bugün. İlyas mı göndermedi acaba? Gittiğinde toplantıya İlyas'a kendin sorarsın Yavuz. Ah. Ne soracağım ya? Seninle de bir şey konuşulmuyor. Çıkalım mı Yavuz? Çıkalım, çıkalım. Tamam. Hadi Bahar, görüşürüz. Başlangıç yaptık. Ama artık her şey geride kaldı. Hele ki siz Hızır Bey'le dünya evine girmeye hazırlanıyorken. Yok öyle bir şey. Siz benim isterime güven. Bizim adımız çıkmış hırsız diye. Asıl Hızır Bey büyük hırsızdır. Gönül çalıyor. Sizinkini de çok daha çalmış. Hayırdır Pınar? Nereye böyle? Sonra konuşuruz Bahar. Şimdi çıkmam lazım. Ne demek sonra konuşuruz? Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşımla yemek yiyeceğim. Kimmiş o arkadaşın? Gelince anlatırım. Pınar Hanım da İlyas Reis'in gönlünü çalacak diyeceğim ama malum onların da toplantısı var. Size dairdik Bahar Hanım. Buyurmaz mısınız? Yok. Size afiyet olsun. Ben tokum.
Sezai ortada yok. Bir çatışma olmuş. Ama belli ki ölen yok. Kaçmıştır fırıldak. Yok abi. Kaçamamıştır. Tahmin ettiğim gibi. Sezai tuzak kurayım derken tuzağa düşmüştür. Gebersin. Bize ne? Bir saattir sizi soruyorum. Neredesiniz? Baba bir durum vardı. Kesinleşmeden haber vermeyelim dedik. Neymiş? İlyas Çakır Beyliği düşürdük. Nasıl yani? Bu façalıları aldattığı bir kız vardı ya. Onunla bir kaçamak yapacakmış. Restoranın birini kapatmış. Mekan tanıdığımız dost bir mekan. Çocuklar orada. Tayfun, bu tuzak olmasın. Söyle kardeşlerine çıksınlar oradan. Kız mekana gelmiş oturmuş. Tuzak olsa o İlyas sevgilisini niye riske atsın? He? Ben size kendi başınıza iş yapmayın demedim mi? Baba müsaade et. Hazır düşürmüşüz şu İlyas'ı, bitirelim. Bütün planı yaptık. Diyorsan Volkan abiler de gelsin. Gerekiyorsa biz hiçbir şey yapmayalım. Ama bu İlyas'ı orada bitirebiliriz. Rızvan abi. Söyledikleri doğruysa senin çocuklar geri çekilsin. Bu işi ben hallederim. Abi. Müsaadenle biz halledelim. Tayfun. Kardeşlerine söyle hiçbir şeye bulaşmasınlar. Güvenli bir şekilde Volkan'ı beklesinler. Tamam mı? Volkan, iş sende. Baba, bu raddeye gelene kadar bunların içinde bir sızma olabilir diye söylemedik. Ne yapacaklarsa şimdi gidip yapsınlar işte. Aferin, iyi yapmışsınız. Ama gene de benden gizli bir iş çevirmeyin. Ben çocuklara haber vereyim. Hızır. Eşesyan'ın dediğin gibi oldu. İshak'la adamlarla beraber Sezai'yi aldılar. İshak da alaka. Hızır Reis, İshak'ı bizimle hareket etmesi için ikna etti. İshak da jest olarak Tipi Ağa'nın katlinden sorumlu Sezai'yi ele geçirdi. Sezai'den dolayı bir itibar kaybı söz konusuydu. Bu hatayı telafi etme fırsatı veren Hızır Reis'e hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Arabada öyle demiydin ama. Ben yem yapılacak adam mıyım? Ya İshak'lar geç kalırsa, ya Sezai bize sıkarsa diye söylenip duruyordun. Haksız mı konuşuyordum ha? Ya Sezai bize sıksaydı? Yani ölmek mesele değil. Ama onun gibi ciğersiz biri tarafından öldürülmek mesele. Yani ben ondan sebep söyleniyordum. O Sezai denen hain it nerede? Ya ben burada itibarımız diyorum. Sen bir itin peşine düşüyorsun. Şimdi it diyorsun. Daha önceden ciğerim diyordun. Ulan Haşmet, sen sanki bu hayatta hiç hata etmedin ha?
Ettim. Ama senin kadar değil. Daha benim yaşıma gelene kadar çok hata edersin Hikmet. Ben bugün buraya ölümüm oylansın diye geliydim. Hızır Reis'in yüzü buradadır. Sağ olsun sonra o işi yolda halletti. Evet abi. Madem planlar yapmışsın ve herkes de bu sonuçlardan memnun. Ben de söyleyeceklerimi söyleyeyim, sonra müsaadenizi isteyeyim. Müsaade derken? Kanka. Ben artık bu masanın lideri olarak burada oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Kim diyor bunu? Ben diyorum, Tufan abi. Hepimiz senden memnunuz liderim. Sağ ol. Sağ ol da ben lideri olarak oturduğum bir masada hakarete ya da saldırıya uğrarsam eğer buna cevap vermem icap eder. Ne icap ediyse yap İlyas. Arkandayız. Ben de tam olarak arkandayım İlyas. Senin itibarını zedeleyen birisinin ölümünü oylayacaksan peşin peşin rayım senindir. Ya bu kadar düşman var. Etrafımız dört koldan sarılmış. Birbirimize kenetlenmek varken niye böyle bir şey yapalım? Senle sonra konuşacağız. Sen bu masanın gündemindeyiz. Sen benim gündemimsin artık. Evet. Aslında masanın asıl gündemi, asıl konusu ve benim toplantıya katılma nedenim Haşmet ve İlyas arasındaki tatsız hadise. O konu bu masanın konusu değil Hazır. Neye göre değil Haşmet? Herkes hata yapar. Sonra farkına varır. Telafi eder. Sarılır, öpüşür, barışır. Aksi takdirde hata üstüne hata yaparsın ve bu tamamen masanın konusu haline gelir. Haşmet abi, buradaki herkes senin bir yanlış anlamayla çok büyük bir hata yaptığın konusunda hemfikir. Sen her ne kadar buna aile meselesi desen de masanın liderine herhangi bir sebeple saldıramazsın. Kim diyor bunu? Ben diyorum abi. Bence herkes değil Haşmet. İstersen soralım kardeşine. Abim haklı derse ben susarım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, konu bir aile meselesinden bu hale geldi. Bu hale gelmesinde bence açıkçası ben abimi haklı bulmuyorum. Niye diye soracak olursanız malum. Tipi abi, Allah rahmet etsin, öldü. Ablası, yengem, yani abimin eşi. Bugün evden çıkarken tipinin vekili İlyas'tır. Maddi, manevi bütün söz hakkı ona geçmiştir. Dedi. Kusura bakma abi. Senin olduğun yerde eşin bile İlyas'ı vekil tayin ediyorsa demek ki o da seni haksız görüyor. Mesele
aile meselesi de olsa, masanın meselesi de olsa sen haksızsın. Evet, Emine abla sağ olsun beni öz kardeşi yerine koymuş. Tipi abinin varisi ve vekili tayin etmiş. Ben de tabii ki şeref duyarım deyip bunu kabul ettim. Ama ben bu masada bu haksızlıkla oturan kişiyi bu kadar insanın oyuyla infaz ederim. O yüzden abi sen de müsaade edersen eğer ben bu oya sunma hakkımdan vazgeçiyorum ve liderliğimi sana iade ediyorum. İlyas. Biri gidecekse ben giderim. Kimse benden özür beklemesin. Ben bir kusur işlemedim. İstenmediğim yerde de durmam. Otur yerine Haşmet. Masada senin gitmenle ilgili oylama yapılmıyor. İlyas, kendisine verilen bir emaneti şahsi kullanmayıp devrediyor. Ondan özür dilemesen de bir teşekkür borçlusun. Hazır. Abi ben daha fazla toplantıda kalamayacağım. Müsaadenizle benim önceden verilmiş bir sözüm var, çıkmam lazım. Ne demek sözüm var? Kime sözün var? Dedim ya benim daha önce verilmiş bir sözüm var abi. Pınar'la buluştuk ha Yaman. İlyas. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Madem artık masanın da lideri değilsin. Yaptığın hatada ısrar ederek ne demeye çalışıyorsun bana? Gel beni öldür mü diyorsun, ha? Gel beni bir öldür ya. Hadi seni göreyim, gel. Abi. Abi bir dur. İyi akşamlar. Hızır Reis. Lütfen affedin beni. Bununla ilgili bir yanlışlık oldu. Benim tipi abinin önümüyle ilgili hiçbir alakam yok. Ne isterseniz yaparım. Radarlarla, volkanlarla ilgili tüm bilgileri konuşmaya hazırım. Konuşmaya mı hasretiz? Öyle değil mi İshak?
Ne demek ben bir şey yapmayacağım? Kimse kusura bakmasın Semih. Siz girmeyeceksiniz. İlyas geldiğinde ben kendim sıkarım. Musa, delirtme insanı. Volkanlar gelmek üzere. Bekleyeceksin diyorsak bekleyeceksin. Tamam, tamam. Ne durumdayız Emin? Ben içeri girmedim abi. Asım'ın dediği içeride üst katta Radon'la oğlu Musa varmış. Güzel. Diğerleri? Tekin abinin dediğine göre burayı gözetliyorlar. İyi. Sen bir ara içeri girersin. Bunlar harekete geçtiği zaman Pınar'ı al. Bu arka tarafta lavabonun oradan çık. Tamam abi. Zafer. Emretiyorum. Sen arabanın içinde otur. Ben buraya çapkınlığa geldim. Dikkat çekme, kendine hedefe koyma. Gelseler de çıkmayayım arabadan yani? Yok, kim gelirse gelsin arabadan çıkmıyorsun. Otur oturduğun yerde. Peki reisim. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Yukarıda adam var. Haberim var. Yazıklar olsun size. Madem aile meselesi diyorsun, bunu burada çözmemiz lazım. Hızır Ali, kapıyı kapat geç. Şimdi kardeşin kontrolünü yitirmiş Hızır. Eğer bir kardeş kaybetmek istemiyorsan ya kardeşini kontrol altına al ya da kontrolünü ben ele alırım. Asmat, o senin taş kafan yüzünden bence sen sağlıklı düşünemişsin. Bak adam sırf seni öldürmemek için makamını terk etti gitti. Ama yok mu beni bir öldüren değilsen git kendini başka bir yerde öldürdü. Benim de kafamın dasını attırma. Doğan, bu konuda sana laf düşmez. Herkes sana baba diyor diye kendini herkesin babası zannetme. Ben lafımı ettim Hızır. Ya gerekeni yaparsın ya da gerekeni ben yaparım. Haşmet! Sana gerekeni yaparım. Ama sırf abla dediğim bir kadına bir acı daha yaşatmamak için şimdilik susuyorum. Şimdi git. Aklını başına topla. Gel, son sözünü öyle söyle. Behzat, ben kardeşimin peşinden gidemiyorum. Ama sen abinin peşinden git. Belli
belli ki ikisi de bir yanlışın peşindeler. Eyvallah abi. İlyas'la ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Baba Doğan. Bana baba deme. Kıskananlar var Hızır. Size bir soru sordum. Söyle Tekin. Reis, Volkan'la Koray da geldi. 8 tane de adamları var. Güzel. Emine söyle içeri gelsin, Pınar'ı da alsın, arkadan çıksın. Reis, kalabalıklar. Biz gelmeden hareket etmesen daha tedbirli olur ha. Dediğimi yap. Beklediğim bütün adamlar birazdan burada olacaklar. Bir dakikaya buradan ayrılsan iyi olur. İlyas, sana bir şey olmaz değil mi? Aklın burada kalmasın, gitme sen mi? Olmaz olmaz. Bana hiçbir şey olmaz, merak etme. Ayrıca bu yaptığın iyiliği hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Lütfen kendine dikkat et. Abla, gitsek mi buradan? Defol git Selçuk. Kimse beni bu kadar küçük düşüremez. Abo, hem iki kurşunlara geldik. Ömür yenge. Başlatma yengene. Çekil. Yengem, kurban olayım. Durum bildiğin gibi deve. Çekil, Zafer. Yenge. Çekil şuradan. Vay be. Bu mu yani? Hani ortada bir şey yoktu? Hepsi bir yanlış anlamadan ibaretti. Ömür, sen burada ne arıyorsun? Gururumu. İki paralık ettiğin gururumu arıyorum. Yanlış yerde arıyorsun. Burası orası değil Ömür. Hadi burayı terk et. Hala terk et diyor ya. Kalksana sen şu masadan.
Ömür durum göründüğü gibi değil. Tabii değil. Küpenin diğer tekini de unutmuştun. Onu mu almaya geldin? Ömür, buradan gider misin? Bak, herkesin hayatını tehlikeye atıyorsun. Evet. Herkesin hayatının tehlikede olduğu doğru. Sen beni küçük düşüremezsin İlyas. Boşanırsın. İstediğinle istediğin haltı yersin. Ama seni herkes hala kocam zannediyor. Maalesef adam zannediyor. Emin! Yenge bu taraftan. Ömür benimle gel. Dışarı. Kimse sağ kalmasın. Volkan abi, burada tuzak var. Kaçın. Kaçtılar reis. İlyas. Kes sesini Ömür. Çık git hayatımdan.